Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birazcık sohbet etmek istedim arkadaşlar. Ee, bu yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Ama öncesinde şu çiçeklerimi göstereyim isterseniz arkadaşlar. Odamdaki çiçekler yaprağı güzel çiçeği arkadaşlar. Hem odamdaki çiçekleri de görmüş olursunuz. Yaprak güzeli çiçeği arkadaşlar. Susamışlar yalnız. Ee, sulamam lazım bunları da. Bugün sularım inşallah. Birazdan da uyuyacağım arkadaşlar. Çok uykum var çünkü. Bak esneme geldi he yine hemen. Videoda esnemek yok Mert. Videoda esnemek yok. <laughs> Parlak bu safa çiçeği arkadaşlar. Maşallah maşallah. Ya Rabbim nazarlardan saklasın güzel çiçeğimi. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Kalan şu çiçeği de bunun bir sorunu var. Artık ne sorunu var bilmiyorum. Garip garip sorunları var bunun. İnşallah öldürmem ölmez arkadaşlar. Çok seviyorum çünkü bu kalon şuyu turuncu çiçek açıyor. Belki balkona çıkartabilirim bunu. İlerleyen zamanlarda eğer ki daha da kötüye giderse durumu balkona çıkartabilirim. Burada ne diye sarmaşık türünden bir bitki var da ne diye bunun adı posta ne postası ya P ile başlıyordu ama. Unuttum valla arkadaşlar. Unuttum adını. Tüh. Neyse. Hatırlarsam gene söyleyeceğim. Bu da Dracena bitkisi. Bu şekilde çok güzel. Dracena bitkisi. Sulanmayı çok seviyor. Sulanmayı çok seviyor. Daha doğrusu yapraklarına su fışkırtmayı çok seviyor. Islanmayı ee, çok seviyor arkadaşlar. Çok güzel maşallah maşallah. Ben arada bir bunların üstlerini suyla fıs fıslıyorum. Bunun adını unuttum. Patos sarmaşı. Ha buldum sonunda. Patos sarmaşı arkadaşlar. Bunun adı. Ee, maşallah maşallah tüm çiçeklerimi şöyle bir bakın görün. Çok güzeller değil mi arkadaşlar? Çok tatlılar. Bir tek görüntüyü şuradaki çiçek bozuyor. Şu kalan şom bozuyor ama neyse. Arkadaşlar sohbet konusuna geçelim şimdi. Sohbet konumuz YouTube'la ilgili. YouTube'da olan bazı şeylerle ilgili arkadaşlar. Ee, beni dün gece çok üzdü bu YouTube. Neymiş? Ee, bazı videoları tekrarlıyormuşum. Maalesef öyle dedi. Bu nedenle para kazanmayı açtırtmadı arkadaşlar. Ben para kazanmak yani para kazanmasının açılmasını istiyordum ama açılmadı maalesef. Ee, bu yüzden arkadaşlar bazı kanalda bazı değişiklikler yapacağım. Ee, onu onları anlatmak istedim size arkadaşlar. Bu değişikliklerle ilgili size şeyler şeyler söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Ancak onun öncesinde. YouTube'un bana ne dediğini söylemek istiyorum arkadaşlar öncesinde YouTube bana şöyle dedi e, senin videoların e, şeyli böyle nasıl desem hem telifli müzikler var dedi hem de e, çok tekrarlıyorsun videolarını dedi bu nedenle e, seni onaylamıyoruz dedi bu yüzden artık video sayısı azalacak arkadaşlar birincisi bu. İkincisi ee, çünkü demek ki videolarım art, fazla olduğu için tekrar ediyorum arkadaşlar. Aslında öyle çok da tekrar ettiğimi düşünmüyordum ama neyse artık. Bana göre fazla tekrar etmiyordum ya. Üzüldüm. Yani böyle kabaca söylemesi beni üzdü arkadaşlar. Kabaca söyledi çünkü. Neymiş? Videolarını çok tekrar ediyor. Tek nasıl desem sanki dizideymişiz gibi. Hani diziler diziler konu bulamaz tekrar eder eder durur ya. Aynı onunmuş onu öyle yapıyormuşum gibi geldi bana. İkincisi arkadaşlar e, telifli müzikler telifli müziklerimiz daha doğrusu telifli videolarımı sileceğim. Ne zaman silerim onu bilmiyorum. Ama bugün yarın silerim büyük ihtimalle. Artık ne zaman olur hangi gün olur bilmiyorum. Bu hafta içinde silinir o videolar. Saatlerim düşecek mi? Düşer büyük ihtimalle arkadaşlar maalesef. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Böyle kötü olaylar oldu. Dün gece bir de gördüm bunu. Dün gece saat 12.30'tu. O zaman gördüm. Maalesef arkadaşlar. Ama Tabii ki de e, bir serimi devam ettireceğim arkadaşlar. O da lanetli bebek serisi. Lanetli bebeği bu kanalda devam ettirmeyeceğim. Ancak korku hikayeleri adı altında bir tane kanal açtım. O kanalda lanetli bebeği devam ettireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin, lanetli bebek devam edecek. E, lanetli bebeği izlemek isterseniz ki bence izleyin arkadaşlar. Çünkü izlemenizi çok istiyorum. Çok uğraşıyorum lanetli bebek için. Lanetli bebeği izlemek isterseniz e, korku hikayeleri kanalına abone olabilirsiniz. Ki zaten 11 gün boyunca a, 11 gün boyunca videolar gelecek arkadaşlar. 11 gün boyunca arda arda videolar gelecek Allah'ın izniyle. Korku hikayeleri bölümüne korku hikayeleri Kanalın arkadaşlar korku hikayeleri kanalında sadece lanetli bebek değil farklı korku hikayeleri de paylaşacağım inşallah. Hatta ve hatta belki de korku hikayesi dışında farklı şeyler de paylaşabilirim. Nereden biliyorsunuz belki ee, paylaşma ihtimalim var. Esneme Mert dedim, esneme Mert dedim, esnedim. Of ya arkadaşlar bu sabah erken kalktım. Neden erken kalktım? Bu YouTube'la ilgili işlerim vardı. Onları erkenden halledeyim dedim. Sonra çiçeklerimi filan suladım. Hatta e, ilaç döktüm çiçeklerime. Sonra balkonu yıkadım. E, hatta video çekmiştim. Ha, hangi çiçeklerimi ilaç döktüm bu ilacın faydası nedir diye video çekmiştim arkadaşlar ee, YouTube'da olan işimde arkadaşlar neydi adı kanal tanıtım resmi miydi neydi tabbet miydi babbet miydi öyle bir şeydi sanırım i̇şte, üf, ne bileyim artık öyle garip bir ismi vardı ee, orayı düzenledim arkadaşlar Ondan sonra lan öf, lanetli bebek deyip duruyorum ha. Korku hikayeleri kanalının o şeyini de düzelttim arkadaşlar. Tanıtım resmini. Artık garip bir ismi vardı. Tabbet miydi, babbet miydi, şu muydu, bu muydu bilmiyorum da. <laughs> Neyse arkadaşlar ya işte böyle durumlar. İnşallah para kazanma şeyim başvurusunu gene 17 Haziran'da yapabilecekmişim. 17 Haziran'da maalesef yapacağım arkadaşlar para kazanma şeyini tekrardan o zamana kadar farklı içerikler düşünmeye çalışacağım. Siz de bana farklı içerikler söyler misiniz arkadaşlar? Ne tür içerikler üreteyim? Ne tür içerikler paylaşayım YouTube kanalımda? En çok para kazanma şeyinin niçin aktifleşmesini istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Diğer YouTube kanalları gibi videolarımda reklam çıksın istiyorum. <laughs> Cidden ama ya. Ben doğalım yani. Cidden diyorum yani. Ee, neden istiyorum? Çünkü böyle videonun tam en heyecanlı yerine koyacağım o reklamı. Çıkacak insanları sinir edeceğim. <laughs> şaka şaka. Yani... Çoğu youtuber öyle yapıyor, değil mi yani? Ee, tam en heyecanlı yerinde reklam çıkartıyorlar. Yani be, ba, nasıl desem bana denk gelenler öyle arkadaşlar. Ben de öyle yapmak istiyorum inşallah. Ne bileyim? İnşallah güzel olur. İnşallah 17 Haziran'da başvuru yaptığım zaman tekrardan reddedilmez, kabul edilir. Merak ediyorum yani arkadaşlar bir de. Mesela reklam koymak nasıl bir şey? Reklam koyarken ne tür şeyler yapmamız lazım? Bir de arkadaşlar para kazanmak istiyorum. Yani e, ne kadar para kazanmamak için açtıysam bu YouTube kanalını. E, insan para kazanmak istiyor cidden. Biraz da aileme destek olmak istiyorum arkadaşlar. Bu YouTube'dan ne kadar para kazanılır bilmiyorum ama. Aileme destek olmak istiyorum. Zaten yazın işe gideceğim inşallah. Çiçekçide işte çalışacağım inşallah. O da kesin değil ama neyse. Yine de söylemiş olayım. Aileme destek olmak istiyorum. O şekilde. Artı olarak kardeşlerim istekleri var benden. Para gelirse YouTube'dan. Mesela telefon almamı istiyorlar. Para gelirse telefon alacağım kardeşlerime inşallah. Dediğim arkadaşlar yani bu şekilde İnşallah hayırlısı olur diyelim arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum YouTube kanalımda ne tür içerikler sunayım bu benim için çok önemli arkadaşlar lütfen söyler misiniz bana ne tür içerikler görmek istersiniz YouTube kanalımda ee, şey a bir şok bim Migros videolarına devam edeceğim. Ancak çiçekçi gezme videolarına devam edeceğim. Onun dışında ne tür videolar istersiniz? Onları söyler misiniz arkadaşlar? O videolara da ne zaman başlarım? Haziranda başlarım yine. Çünkü ee, pandemiden dolayı okula da gitmiyorum ben. Şu sıralar. Yani o yüzden dışarıda çok çıkmıyorum. O yüzden çekemiyorum arkadaşlar. Yani bu zamanda dışarıya çıkılması bence pek iyi değil yani. Doğru olmaz gibime geliyor dışarıya çıkmak. Ben de o yüzden dışarı fazla çıkmıyorum. Hep evin içindeyim işte gördüğünüz üzere. Youtube'da videolar çekiyorum. Youtube'da uğraşıyorum. Çiçeklerimle uğraşıyorum. Başka bir şey yaptığım yok yani evde. Ders çalışıyorum bazen. Ee, bazen bilgisayara bakıyorum. Genelde kardeşlerim bakıyor da neyse arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Umarım beni anlamışsınızdır. İnşallah ee, hayırlısı olur benim ve bizim için arkadaşlar. İnşallah hepiniz e, YouTube kanalı olanlar hepinizin bin abonesi olur ve 4000 saat dolar sizin de para kazanmanız açılır arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar çok güzel bir duygu bence. Benim ama topluluk kısmım bir türlü açılmadı. orada Onun nedenini bilmiyorum. Kaç gündür bekliyorum bekliyorum bir türlü açılmadı. İnşallah o da açılır arkadaşlar. Ne bileyim yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sıkıcı bir video olmamıştır. Youtube kanalımda büyük değişiklikler yaşanacak arkadaşlar. Bunun ön bilgisini vermek istedim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.